olur. Yani bu burayı, bu sahayı şereflendiren her biriniz birer Mustafa Kemal'siniz. Allah'a şükür bitmeyeceksiniz. Mustafa Kemal'in askerleri bitmez. Bitmeyecek inşallah. Bizim görevimiz o ikinci Mustafa Kemal'i yaşatmaktır. Bunun yolu da tıpkı dün olduğu gibi bugün de aziz Türk milletinin gözünün içine bakmaktır. Milletin sesini duymak, duyurmak, gerektiği yerde de en gür sesle haykırmaktır. Nitekim İYİ Parti'nin yolu da budur, andı da budur, kuruluş felsefesi de tam olarak budur. Biz bu yüzden 2002 yılında Türk demekten korkanların karşısında durduk. Bu yüzden 2010 yılında ağlatacağınız beni. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2010'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kök hücrelerine saldırmak isteyenlerin karşısında durduk. Yani 2010'da yapılan o meşhur referandumdan bahsediyorum. Bunu yapmayın diye ayaklarına gidip yalvardığım adam sayısını söylesem yüzlerine tükürürsünüz. Hiç kimse uyarılarımı ciddiye almadı. Bu yüzden 2016 yılında Bu yüzden 2016 yılında milletin canına kastedenlerin de karşısında durduk. Bu yüzden 2017 yılında Türk milletinin kaderini bir kişinin iki dudağı arasına bırakmak isteyenlerin karşısında durduk. Bu yüzden 2018 yılında milletimizi sıkılmış yumrukların arasına sıkıştırmak isteyen kirli bir siyasetin de karşısında durduk. Bu yüzden onun için kimseye yaranamadık. Bak ne diyorum, onun için de hiç kimseye yaranamadık. Milletimize yaranalım yeter bize. Bu yüzden. Sağ olasınız bir saniye. Bu yüzden 2019 yılında millet iradesine ipotek koymaya kalkanların karşısında durduk. Ez cümle İYİ Parti olarak ilk günden beri Türk milletine dayatılmak istenen kötülüklerin, her türlü vesayetin karşısında durduk. Türk siyasetinde makulün temsilcisi olduk. Bizim siyasetimizin pusulası da her daim aziz Türk milletinin talep, istek ve hayalleri oldu. Ve geldik 2023'e, herkesin merakla beklediği. 2023'te de milletin verdiği helal oyu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konamayacağını anlatmaya çalıştık. Siyasal elitlerin ve kerameti kendinden menkul sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik, haykırdık. İtiraz ettik, tepki gösterdik, uyardık. Memleketimizin ve milletimizin gerçeklerinden bir haber, oturdukları yerden her gün ahkam kesenlere karşı irade koyduk. Üstelik ne acıdır ki sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Memlekete
en küçük fayda getirmeyen partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak, milletimize bir çıkış yolu açmak istedik. Türkiye'yi hak ettiği gibi zengin, mutlu ve huzurlu bir geleceğe taşımak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan da kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama ne yazık ki önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için ben ve sizler hepimiz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık. Değerli dava arkadaşlarım, biz 20 Ocak 2020'den beri yani 3 yıl boyunca karış karış gezdiğimiz Anadolu'nun mevcut iktidarın beceriksizliğinden ne kadar bunaldığını gördük. Liyakatsizliğinden ne kadar yaralandığını dinledik. Adaletsizliğinden ne kadar yorulduğunu duyduk. Ancak aynı Anadolu'nun bir kez daha iki yumruk arasına sıkıştırılmak istemediğini de gördük. Sokaklarda yolumuza çıkan vatandaşlarımızdan bizzat duyduklarımızı gittiğimiz her yerde anlattık. Hatta kürsüye, milletin kürsüsüne bu görüşlerini, dertlerini anlatsın diye milletin kürsüsüne vatandaşlarımızı çıkardık. Onların dilinden herkes duysun istedik. İktidar da, diğerleri de duysun istedik. Milletimizin geçmiş kavgaları tartışmaya, değerleri yarıştırmaya veya düşmanlıkları beslemeye değil, yeni şeyler duymaya, icraatleri konuşmaya ve en nihayetinde de kazanma umuduna odaklı olduklarını defalarca dile getirdik. Ancak açık yüreklilikle ifade edebilirim ki ne söylersek söyleyelim kendimizi dinletemedik. Çünkü Türk siyaseti belli başlı yankı odalarına hapsedildi. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için o yankı odalarında ihanetle, hainlikle suçlandık. Biz millet iradesini savunduğumuz için o yankı odalarında işbirlikçilikle suçlandık. Biz milletin itirazının sesi olduğumuz için o yankı odalarında iktidara yanlamakla suçlandık. Peki tüm bunların sonunda ne oldu? Tüm bu sürecin içerisinden en küçük pazarlık yapmadan çıkan kim oldu? Gizli kapaklı tek bir işbirliğine girişmeyen kim oldu? En ufak kar sağlamayan kim oldu? Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun ki bizler olduk, İyi Parti oldu. Zaten